Merhaba, ben Levent Yılmaz ve Türkiye'nin en lüks projelerini gezdiğimiz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ve bu bizim ilk videomuz. İlk videomuzda neredeyiz? Ritz-Carlton'dayız ve Türkiye'nin en pahalı penthouse'unu geziyoruz. Bu arkamda gördüğünüz alan ortak bir alan değil. Burası bu dairenin özel havuzu. Ve arkamızda gördüğünüz boğaz manzarasıyla beraber bu havuzda yüzebilirsiniz. Peki bu dairenin kaç para olduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu daire tamı tamına 590 milyon lira. 590 milyon lira verdikten sonra böyle bir havuza ve bu boğaz manzarasına sahip olabiliyorsunuz. Hadi gelin evi gezelim. Çok güzel sosyal alanlarımız var. Şu anda sosyal alanların olduğu kata indik. İlk olarak sinema odasını göstermek istiyorum size. Burayı tamamıyla ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu arada. Girdiğimiz zaman rezervasyon yaptırıyoruz ve ondan sonra bu alanı özel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani inanılmaz. Bu arada ses yalıtımı da bayağı iyiymiş. Şu anda kulaklarım bir ilginç oldu. Burada toplanıp bu şekilde istediğiniz filmleri, dizileri çok güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bir hayli güzel bir alanmış bu arada. Yani sosyal alan olarak böyle bir yer olmasını beklemiyordum. Ben çok beğendim. Diğer sosyal alanlara bakalım. Sıradaki alanımız Pilates salonu ve gym. Burada girmeden önce bir WC ve aynı şekilde dinlenme odası mevcut. Ondan sonrasında burada bir Pilates alanı mevcut. Pilates alanı da gayet geniş. Çok rahatlıkla burada Pilates yapabilirsiniz. Bu arada kız arkadaşım bir Pilates hocası. Burası da gym. Gym de gayet yeterli. Çok büyük değil ama bütün ekipmanlar mevcut. Yani çok rahatlıkla burada sporunuzu yapabilirsiniz. Bu katta aynı şekilde bir guest room'umuz mevcut. Gelin bir de guest room'u gezelim. Gel Melih'cim gel. Burası da gayet ferah bu arada. Baktığımız zaman geniş ve rahat bir salona sahip. Burayı rezerve edebiliyorsunuz. Ritz-Carlton'un daire sahiplerinin misafirleri veya direkt olarak daire sahipleri buraya rezerve edip aynı şekilde kullanabiliyorlar. Gayet güzel ve şık bir guest room olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde biraz devam edelim. Burada da bir hayli ferah bir oda mevcut. Çift kişilik büyük bir yatak, televizyon, oturma alanı. Burada eşyalarını koyabilecekleri alanlar. Aynı şekilde burada terlik, her şey mevcut. Ve banyo. Banyomuz da gayet şık. Burada da bütün eşyalar mevcut. Aynı şekilde bir otel mantığında. Yani otelde bulabileceğiniz bütün her şeyi burada bulabilirsiniz. Bu rezidansın en güzel yerine geldik. Benim açıkçası en bayıldığım kısım burası oldu. Hem mimari açıdan hem de güzellik açısından burası gerçekten şahane. Burası bir spa alanı ama gördüğüm hiçbir spa'ya benzemediğini söyleyebilirim. Şimdi siz de göreceksiniz. Ben bayıldım. Sağda ve solda giyinme kabinleri mevcut. Ve burada bir kapalı havuzumuz var. Ve gerçekten çok şahane. Ailenizle vakit geçirebileceğiniz burada farklı farklı alanlar var. Bu farklı farklı alanlarda çok rahatlıkla kendinizi özel hissederek ailenizle veya sevdiklerinizle çok güzel vakitler geçirebilirsiniz. Ama bu havuza gerçekten bayıldım. Hayatımda birçok yere gittim ama böyle bir tasarımda böyle bir havuz gerçekten hiçbir yerde görmedim diyebilirim. Bitti mi? Bitmedi. Bu katın çok daha güzel yerleri daha var. Gelin onlara da bir bakalım. Şimdi burada bir giyinme odamız daha mevcut. Küçük. Orayı göstermemize gerek yok. Devam ettiğimiz zaman bu koridorun inanılmaz gibi. Kendimi Kapadokya'da gibi hissediyorum. Böyle çok ilginç bir vibe var burada. Neden öyle hissettiğimi bilmiyorum ama böyle hisseden olduysa buraya geldikten sonra yorumlarda belirtsin. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda gezmemizi istediğiniz yerler varsa belirtmeyi unutmayın. Şimdi gelelim buranın en güzel yerlerinden biri, masaj odası. Masaj odasının gerçekten şahane olduğunu söyleyebilirim. Burada çift kişilik, iki kişinin aynı anda masaj yaptırabileceği bir alan. Aynı şekilde masajdan sonra da jacuzzi keyfi yapabileceğiniz bir yer daha mevcut. Şahane. Bitti mi? Bitmedi. Ben buradaki sosyal alanın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Rezidans dairesini al, sosyal alanda yaşa. Burada bir dinlenme alanı mevcut. Dinlenme alanı da gayet güzel. Bu şekilde bölmelere ayrılmış bir şekilde. Bu dinlenme alanlarında da böyle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi. Son olarak da burada gerçekten kocaman bir Türk hamamı var. Yani inanılmaz. Yani bu kadar büyük bir hamam olacağını
Gerçekten tahmin edemiyordum. Yani tamamıyla böyle bütün yorgunluğunuzu alabilecek ve kendinizi rahatlatabileceğiniz bir sosyal alan olduğunu söyleyebilirim. Bayıldım. Ritz-Carlton'ın sosyal alanları gez gez bitmiyor. Aynı şekilde burada böyle bir lobi alanımız var ve bu lobi alanında buradaki ev sahipleri gelip kendi kahvelerini burada kendileri alıp ya da birisinin yardımıyla da bunu yapabiliyorlar. Kendileri de yapabiliyorlar ama genel olarak herkes kendisi yapıyormuş. Kendi daha böyle evin bir parçasıymış gibi hissedip burada da böyle sabah kahvelerini alıp gazetelerini okuyup böyle keyifle vakit geçirebildikleri bir alan. Gelin böyle bu alanı komple size göstereyim. Burada da lavabo mevcut. Gerçekten sanki evinizin devamıymış gibi. Yani burayı alırken sadece dairenize alıyormuş gibi değil de komple böyle binada yapabileceğiniz birçok alanı satın alıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz aslında. Burada bu şekilde böyle minik koltuklar oturabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz, arkada aynı şekilde böyle toplantılarınızı sergileyebileceğiniz farklı alanlar da mevcut. Gelin oralara da bir bakalım. Burada aynı şekilde arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz, bilardo oynayabileceğiniz bir alanımız daha mevcut. Yani aslında burası da böyle. Gayet şık ve güzel. Şu anda bu penthouse'un ikinci terasındayız. Burada arkadaşlarınızla oturabilir, barbekü yapabilir veya partileyebilirsiniz. Gelin birazcık size bu penthouse'tan bahsedeyim. Penthouse'umuz 3 kattan oluşmakta. 807 metrekare, 6+1 ve bu terasın hemen yanında bir buhar odasına sahip. Yani şu an olduğu gibi soğuk günlerde burada birazcık oturdunuz ve üşüdünüz diyelim. Varsayalım. Ne yapıyorsunuz? Hemen buradan kalkıyorsunuz. Böyle geliyorsunuz buraya. Şöyle hemen burayı döndükten sonra bir buhar odasına giriyorsunuz. Ve bu buhar odasında hemen sıcaklayabiliyorsunuz. Abi çok iyi değil mi ya? Terastan çıktım ve buhar odasına girdim. Şahane. Buhar odasından çıktığımız zaman burada geniş bir oturma alanına sahibiz. Burada toplantılarınızı yapabilirsiniz, projelerinizi değerlendirebilir veya buradan bu televizyon sayesinde bütün işlerinizi görebilirsiniz. Aynı şekilde diğer terasa da hemen buradan geçebiliyorsunuz. Yani şahane bir yer aslında baktığımız zaman. Çift terasın hemen ortası ve çok sıcak bir alan bu arada. Bu şekilde klimalarımız mevcut ve burayı şu anda çok iyi bir şekilde ısıttığını söyleyebilirim. Dışarısı buz gibi, şu anda içerisi gerçekten de terlemeden zor duruyorum diyebilirim. Penthouse'umuzun 3 katlı olduğundan bahsetmiştim. 3 kata da ulaşabileceğiniz bir asansörümüz mevcut. Buradan asansörle 3 kata da ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda penthouse'un 3 katına da farklı girişlerimiz var. Yani 1., 2. ve 3. kattan da istediğiniz şekilde girebiliyorsunuz. Bütün ev akıllı ev sistemiyle donatılmış bir vaziyette ve buradan bütün evin kontrollerini sağlayabiliyorsunuz. Ah, teras gerçekten şahane. Bir daha bakalım, ondan sonra aşağı gidelim. Boğaz manzarasına karşı şurada yüzmek yazın özellikle çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Gelin şimdi aşağı inelim. Bu arada merdivenler de gerçekten çok şık tasarlanmış. Burası gayet hoş duruyor. Şu anda 2. kattayız ve bu katta master bedroom mevcut. Gelin master bedroom'u gezelim. Evet, master bedroom'a girdiğimiz zaman burada çift kişilik bir yatak, bir oturma alanı, televizyon, banyo ve giyinme odası mevcut. Gelin banyodan başlayalım. Oh, ben bunu görmemiştim, muazzam. Banyoda çift lavabomuz mevcut. Yani eşinizle beraber burada rahatlıkla gündüz hazırlanabilirsiniz. Burada bir... Jacuzzi'miz mevcut ya, inanılmaz. Ama aslında benim şaşırdığım nokta bu değil. Yani hala çok içerisinde olduğum için böyle buraya gelirsen burada ne olduğunu ben söylemeyeyim, sen göster. Abi inanılmaz, burada sauna var. Burada gerçekten sauna var şu anda. Yani burada yattın, böyle dinlendin, ondan sonra geldin saunaya girdin. Müthiş, mükemmel. Aynı şekilde eğer ki burada uğraşmak istemiyorsanız da duş da mevcut aynı şekilde. Burada duşunuzu da hızlı bir şekilde alıp ondan sonra hazırlanmanıza devam edebilirsiniz. Burada bir kapımız daha var. Burada da şöyle açalım burayı. Manzaraya karşı burada oturabilirsiniz. Bu arada yerler doğal taş ve neolit. Yani gerçekten çok kaliteli duruyor. Bundan bahsetmeden geçemeyeceğim. Buradan çıkalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü daha yeni başlıyoruz ve çok güzel yerler gezmeye devam edeceğiz. Ben böyle ara ara hatırlatırım ama böyle YouTube'a daha yeni alıştığım için bazen unutuyorum diyebiliriz. Ben unutsam bile siz yorumlarda diğer arkadaşlara abone olmalarını tavsiye ederseniz sevinirim. Burada giyinme odamız mevcut. Gayet geniş. Yani buraya baktığımız zaman
gayet geniş dolaplarınızın olduğu bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Çok rahatlıkla buraya eşinizle beraber eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. Aynı şekilde aydınlık olması adına burada ufak bir pencere de mevcut. Yani gayet güzel. Ben burayı sevdim. Bir hayli de geniş. Yani çok rahatlıkla burada hareket edebilir ve eşyalarınızı koyup aynı şekilde giyinebilirsiniz. Şahane. Aynı şekilde bu arada bu odada unuttuğum noktalardan bir tanesi. Burada da hazırlanabilmeniz adına böyle güzel bir yer mevcut. Yani aynısı gayet geniş. Aynı şekilde çok şık duruyor. Dokusu da çok güzelmiş. Çok beğendim açıkçası. Sabah uyandınız örneğin. Hemen böyle bir şey yapmak istemiyorsunuz. Hemen burada da oturup böyle eşinizle sohbet edip veya televizyona bakıp haberleri falan izleyebilirsiniz. Evet, güzel. Devam edelim. İkinci kattan ilk katı görebiliyoruz bu arada. Çünkü tavan yüksekliği salonda tam 5 metre. 5 metre inanabiliyor musunuz? Gelin şimdi buradan bir bakalım öncelikle. Master bedroom'dan çıktığımız zaman yine bizi bir hol karşılıyor. Bu holde aynı şekilde yine akıllı ev sistemi, bir girişimiz daha. Bu arada 19, 20 ve 21. katta bulunuyor bu penthouse. Burada böyle bir vestiyer alanımız var. Aynı şekilde eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz gayet güzel. Ha, burada da şey, dairenin elektrik panosu. Bayağı da genişmiş. Ve asıl, aslında ben bu holü çok beğendim. Evin en beğendiğim yerlerinden birisinin hol olması da bir tık ilginç ama yani bana kalsa ben bu holü ekstra olarak oturma yeri olarak da kullanırım. Buraya puf atabilir ve arada sırada burada keyifli vakit geçirebilirim. Çünkü bu evin salonu neredeyse 5,5 metre olduğundan kaynaklı olarak burada manzara da çok keyifli. Yani buraya bir puf attığım zaman, Veli gel sen de, buradan direkt olarak Boğaz manzarasını seyredebiliyorum. Aslında şu yukarıdaki camdan. Ya çok ilginç bir deneyim aslında. Hiçbir evde göremeyeceğiniz ve bulamayacağınız. Ya baktığınız zaman buradan Boğaz manzarası görüyorsunuz. Ya tavanın ne kadar yüksek olduğunu görmek için bence bir aşağıdan bir yukarı bir bakalım. O zaman Melih, sen bir aşağı. Hem aşağı git kardeşim. Melih gidiyor oraya. Aşağıdan yukarıya baktığımız zaman manzara tam olarak da böyle. Yani tavan yüksekliği neredeyse 5,5 metre olunca ben de yüksek ihtimalle oradan çok minik bir adam gibi görünüyorumdur. Halbuki neredeyse 1,90 boyunda kocaman bireyim. Ama şu anda karınca gibi falan duruyorum yüksek ihtimalle oradan. Ben de aşağıya geleyim, ondan sonra salonu bir gezelim. Salon da çok şık. Evet, işte geldim. İşte geldim dostum, gel gel. Burada çok güzel bir alan var. Burayı ben, herkes kaçırıyor ama ben kaçırmadım. Bence çok keyifli duruyor. Taşların üzerine böyle birkaç tane ağaç. Yani çok güzel durmuş bence. Aynı şekilde bu da birinci katın girişi bu arada. Birinci katın holü. Aynı şekilde burada da bir vestiyer alanımız. Yine akıllı ev sistemimiz. Ve yani her katta girdiğimiz zaman farklı bir tablo ve güzel bir alan bizi karşılıyor. Ben beğendim. Bu ahşap detaylar da bir hayli hoş. Evet, birinci katın salonuna geldiğimiz zaman burada şahane bir manzara ile zaten yine baş başayız. Ekstra olarak bu alan çok ilgimi çekti. Yani bu evde yaşayacak olan birisi burayı çok güzel böyle kitaplarla falan doldurduğu takdirde ne kadar güzel görünebileceğini az çok hayal edebiliyorum. Burada çok farklı bir avize var. Yani aslında hiçbir evde daha önce görmediğim tarzda böyle biraz böyle ejderha yumurtasına benziyor sanırım. Yani çok ilginç bir tasarım, bence çok güzel. Aynı şekilde burada geniş bir yemek masası. Oturma grubunda bu arada oturduğunuz zaman kendinizi inanılmaz derecede ferah hissediyorsunuz. Çok ilginç yani. Çok fazla İstanbul'un merkezinde 6 metre yüksekliğinde böyle neredeyse villa, yani yüksek katlarda bir villada yaşıyormuşçasına hissediyorsunuz kendinizi. Yani şu anda sanki böyle bu tarafa baktığım zaman sanki kendi villamda oturuyorum ve çok rahatım ama dışarıya bir bakıyorum. Şu anda 20. kattayım ve İstanbul'un göbeğindeyim. Yani İstanbul'un merkezinde kendinizi villada yaşıyormuş gibi hissetmek istiyorsanız bu rezidans dairesi tam olarak size göre diyebilirim. Gene şimdi mutfağa gezelim. Peki böyle bir yeri satın alsa, ofis olarak kullanır mısın? Evet. Çünkü yani ben evcimen bir adam olduğum için ve burası da çok müsait olduğu için evin belli başlı alanlarını home office olarak kullanırım. Nereye home office kullanırsın? Ya bir kere salon burada çok müsait bunun için zaten. Yani genel olarak ya aslında her yer kullanılır ya. Her şekilde yani hem ev hem ofis olarak bütün ev kullanılır bence. Hatta daha da keyifli olur o şekilde çünkü şey böyle. Ferah ferah olduğu için her yer bir hayli güzel yani böyle daha yaratıcı olabilirim diye düşünüyorum. Sırada evin mutfağı var. Evin mutfağı birazcık eve kıyasladığımız zaman bir tık küçük ama gayet güzel. Mutfakta kullanılan bütün beyaz eşya ve ankastre setleri Gaganeo marka, yani dünyanın en iyi markası diyebiliriz. Bu şekilde bir mutfağa sahibiz. Küçük ama bence gayet kullanışlı. Ben kendimi burada rahat hissediyorum ve açıkçası rahat rahat burada yemeğinizi yapabilir, bulaşıklarınızı yıkayabilir veya kahvenizi içebilirsiniz.
Ya bence gayet kullanışlı ya. Ben beğendim. Aynı şekilde bu katta bir de küçük bir lavabomuz mevcut. Onu da bu şekilde bir göz atalım. Burada aynen öyle. Yine gayet şık görüntüde. Aslında bayağı güzelmiş. Ben çok beğendim. Evin banyoları gerçekten çok güzel. Burada ayna karşısında. Gayet okey bence. Türkiye'nin en pahalı penthouse'unu gezdiğimiz videoyu burada sonlandırıyoruz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda başka gezmemizi istediğiniz yerleri belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.